Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytanı Allah'a sınırım. Yasin. Ya harfi ve sin harfi. Kim bilir ne anlamı var. Andolsun hikmetli Kur'an'a. Hikmet dolu. Yani hikmet nasıl anlaşılır? Derin düşünerek. Derin tetkikle. Derin akılla. Keskin dikkatle anlaşılır. Hikmet. İnşallah. Gerçekten sen gönderilen elçilerdensin. Ebced'i de Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Peygamberimize bakıyor bu ayet ama peygamberimiz asıl şeyi odur tabi, peygamber efendimize hitap ediyor. Dost doğru bir yol üzerindesin. Kur'an güçlü, üstün olan, eskiyen, esirgeyen Allah'ın indirmesidir. Bak güçlü, üstün olan. Allah'ın gücü ve üstün olması müminlerin kalbine ferahlık meydana getirir. Uçsuz bucaksız alemi yaratıyor, uçakları yaratıyor, arabaları yaratır, kalemleri yaratır, insanları yaratır, konuşmayı yaratır, her şeyi yaratır. Elhamdülillah. İnşallah. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri gafil kalmış, kavmi uyarman için gönderildin. Andolsun onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur. Artık inanmazlar. Gerçekten biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden başları yukarı kalkıktır. En ayetidirler diyor Allah. Ama ayeti böyle atlayarak okursak daha iyi olabilir. Efendim. Dediler ki, herhalde biz sizlerden dolayı uğursuzluğa uğradık. Eğer söylediğinizde bir son vermeyecek olursanız, bak Müslümanları neyle itham ediyorlar. Andolsun sizi taşa tutacağız. Her devirde bu Yobaz, Ergenekon kafası, iddialı Ergenekon terör örgütünün azgın, enaniyet kafası her devirde olmuş. Bak andolsun sizi taşa tutacağız. Feci şekilde öldürme yöntemlerinden bir tanesi. Ve mutlaka bizden yana size acı bir azap dokunacaktır. Size işte işkence yapacağız, döveceğiz, söveceğiz, her türlü rezalet. Dediler ki, Müslüman cevap veriyor, uğursuzluğunuz sizinledir. Asıl uğursuz sizsiniz. Evet. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Hayır, siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz. Şehrin en uzak yerinden bir adam, şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi en uzak yerinden. Kim gelir öyle koşarak? Atıyla. İnşallah. Hızır. İnşallah. İnşallah. Ey kavim, elçilere uyun dedi. Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Nereden biliyor? Vahiy ile bilebilir. Maşallah. Bak, ücret istemeyenlere uyun, tamam bu tamam, ücret istemeyenleri görüyor, tamam. Hı. Ama hidayet bulmuş kimselerdir, bunu nereden bilecek? Hı. Vahiy gerekir. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim, siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim ki? Rahman olan Allah bana bir zarar dileyecek olsa ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, yani onlar beni kurtaramazlar diyor. Ne de onlar beni kurtarabilirler, yani şefaatlerle kurtaramazlar ahir-i dertte ama dünyada da bir faydaları olmaz diyor. Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim. Tanıyın beni diyor. İşte beni işitin. Ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmimde bir bilseydi dedi. Rabbim beni bağışladığını ve ağırlanandan kıldığını. Bu cennetteki halini belirtiyor Allah. Kendisinden sonra ise kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Ancak onlara yalnızca bir tek çığlık yetti. Anında söndüler diyor Allah. Çığlık topluca o bela geldiğinde bas bas bağırıyorlar ya. Feryat ediyorlar, o çığlık. Yani müthiş bir bağırtı ama her evden geliyor. Ve her yerden duyulan bir çığlık. Yazıklar olsun kullara ki onlara bir elçi gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Yani Müslümanlar hep alay etmişlerdir. Maymun da öyle. İlginç bir şey gördün mü? Hayvan elini parmağını işaret ederek gülüyor, alay eder. Evet, onlar da maymun gibi alay ediyorlar. Evet. Efendim, Allah burada bir
mucizeleriyle belirtiyor. Güneş kendisi için tespit edilmiş olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir, bir sona doğru gitmektedir. Güneş Vega yıldızına doğru hızla ilerliyor. Eninde sonunda çarpışacak inşallah. İnşallah.